Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiilimsilerle ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir demiş. Gelip derken bakın arkadaşlar ıp ip eki zarf fiildir. Bunu elemiş olduk. Giderken ifadesinde bakın gitmek fiildir. Ken eki burada zarf fiildir. Bunu da elemiş olduk. Gitmeden derken madam meden eki arkadaşlar zarf fiil ekidir. Bunu da elemiş olduk. Sen gideli, alı eli bakın burada yine zarf fiil ekidir. Bunu da elemiş olduk. Yaşındayken ifadesinde yaş isimdir. İsimler fiilimse eki almaz. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soru, asansör yönergesindeki bu cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci cümlede hem isim fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır. Asansör çağırmak için gideceğiniz yönde butona basınız ifadesinde bakın çağırmak derken makmek burada isim fiil ekidir. Gideceğiniz yön derken de acak ecek eki burada sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Bir numara doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede isim fiil sıfat fiille öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır diyor. Kabine girdikten sonra gitmek istediğiniz kat butonuna basınız cümlesinde kat butonu birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için bu isim tamlamasıdır. Hangi kat butonuna? Gitmek istediğiniz kat butonuna. Arkadaşlar şurası komple nedir? Bakın sıfattır. Makmek eki isim fiil ekidir. Yine istediğiniz derken buradaki dıktık eki de sıfat fiil ekidir. İsim fiil eki, sıfat fiil ekiyle birleşerek sıfat görevinde kullanılmıştır. O yüzden 2 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümlede zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır diyor. Kabinin kat arasında kalması durumunda alarm butonuna aralıklı olarak en az 3 saniye basılı tutunuz ifadesinde tutmak fiildir. Nasıl tutsunlar? Aralıklı olarak tutsunlar. Durum zarfı. Bakın arak erek eki de nedir burada arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Dolayısıyla zarf fiil eki durum zarfı görevinde kullanıldığı için durum anlamı katmıştır. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümlede sıfat fiil edatla öbekleşerek zarf görevinde kullanılmıştır diyor. Aşırı yük ikazı yanarsa ikaz sönene kadar kabin yükünü azaltınız cümlesinde azaltmak fiil ne zamana kadar azaltsınlar? İkaz sönene kadar burası nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Burada e kadar bakın edattır. An en eki de burada yine sıfat fiil görevindedir. Dolayısıyla sıfat fiil zarf görevinde kullanılmıştır. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede isim fiil yüklem göreviyle kullanılmıştır diyor. Yangın ve deprem halinde asansörü kullanmayınız cümlesinde kullanmayınız yüklem. Buradaki ma eki arkadaşlar cümleye olumsuzluk anlamı kattığı için olumsuzluk ekidir. Yani isim fiil eki değildir arkadaşlar. Bundan dolayı 5 numara yanlıştır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, dizelerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Aklıma gelmedik bilmece sorar, beni hülyalara salan gözlerin ifadesinde bakın buradaki dıktık eki sıfat fiil ekidir. Salan derken an eki de yine sıfat fiildir. Dolayısıyla iki tane fiilimsi vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. Ruhumda gizli bir emel mi arar? Gözlerime bakıp dalan gözlerin ifadesinde an en eki sıfat fiildir. Bakıp derken de bu zarf fiil ekidir. İki tane fiilimsi olduğu için B seçeneğini denemiş oluruz. Karanlıklar gibi yığılır çöker, içimde yer edip kalan gözlerin an en eki sıfat fiil eki, edip derken de ıp ip eki burada yine zarf fiil ekidir. İki tane kullanıldığı için C seçeneğini denemiş oluruz. Bazen de olmaz ümitler verir, sabru kararımı alan gözlerin an en eki sıfat fiil ekiydi. Maz eki ise arkadaşlar burada nedir? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla iki tane fiilimsi vardır. D seçeneğini denemiş oluruz. Bana aşk elinden efsane söyler, aşka inanmayan yalan gözlerin ifadesinde ise bakın an eki burada sıfat fiildir arkadaşlar. Yalan
kök halinde isim olduğu için bunu alamayız. Bundan dolayı da bir tane fiilimsi vardır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir fiilimsidir demiş. Şekillendirdiği derken bakın anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekidir. Yatsınamaz derken maz mez burada arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Sunduğu derken dık dik burada yine sıfat fiil ekidir. Düşünme derken mame eki isim fiil ekidir. Anlatılan derken de an en eki burada yine sıfat fiil ekidir. Farklı olanı sormuştu. Düşünme sözcüğü isim fiil olduğundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Günlük Türk edebiyatına Tanzimat döneminden sonra giren bir türdür derken bakın an en sıfat fiil ekidir. Bunu elemiş olduk. Günlük türünün edebiyat tarihimizdeki ilk örneği direktör Ali Bey'in yazdığı Seyahat Jurnali adlı eserdir derken yazdığı kelimesinde dık dık eki sıfat fiil ekidir. Bunu delemiş olduk. Günlük adıyla yayınlanan ilk eser ise Salah Birsel'e aittir cümlesinde an en eki arkadaşlar yine sıfat fiil ekidir. Bunu delemiş olduk. Günlük Nurullah Ataç'ın son havadiste yazdığı günlüklerle yaygınlık kazanmıştır cümlesinde yazdığı sözcüğündeki dıktı geki sıfat fiil ekidir. Bunu delemiş olduk. Günlüklerde özne, samimi, sıcak bir anlatım ön plandadır cümlesinde herhangi bir fiilimsi yoktur. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Kaldığı dış dünyanın derken dıktı geki arkadaşlar burada sıfat fiil ekidir. Sıralanmış aynanın olacak bu. Dolayısıyla buradaki mış eki yine sıfat fiil ekidir. Seyredeceği aynanın dediği için buradaki acak ecek eki de arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Oturtur cümlesinde oturmaktan oturtmak olmuş T yapım ekidir. Ur nedir arkadaşlar burada? Geniş zaman ekidir. Dolayısıyla kip ekidir arkadaşlar. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Tanımaya derken de buradaki mame eki isim fiil eki olarak kullanılmıştır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir demiş. Bahçeye atılan yemiş artıkları özenle toplandı cümlesinde, bakın yemiş sözcüğü kalıplaşmıştır arkadaşlar. Artık bir varlığa isim olmuş. O yüzden bu sözcük fiilimsi değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yitirmiş düşünceler derken buradaki miş eki sıfat fiil ekidir. Söylediklerin ifadesinde buradaki dıktı geki yine sıfat fiil ekidir. Söylemeyi derken mame arkadaşlar isim fiil ekidir. Kaybettiği derken de tıktı geki burada sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır. Sekizinci soru, bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Kalmış son roman derken ismi belirttiği için buradaki mış eki sıfat fiil ekidir. Başlar derken başlamak fiildir. Buradaki R ise arkadaşlar kip ekidir. Yani geniş zaman kip ekidir. Fiilimsi değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Geçtiği cümle demiş. Tık tık eki burada sıfat fiil ekidir. Bulunur bir mizah demiş arkadaşlar. Buradaki ur eki yine sıfat fiil ekidir. Kurulmuş bir rüya derken de arkadaşlar mış eki yine burada sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır. Dokuzuncu soru, bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Ererek derken bakın arak erek zarf fiil ekidir. Yaşatmak derken makmek isim fiil ekidir. Ağarmadan derken madammeden zarf fiil ekidir. Olunca derken ince ince arkadaşlar zarf fiil ekidir. Gezecek maceramız dillerde masal gibi derken bu sözcük arkadaşlar yüklemdir. Acak ecek eki de burada gelecek zaman kip eki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru, cümlelerin hangisinde zarf fiil farklı bir sorunun cevabıdır demiş. Dede Korkut hikayelerini okuduğumda gelenek ve göreneklerimiz hakkında bilgi edindim cümlesinde dığında dindeki zarf fiildir. Bilgi edinmek fiil. Ne zaman bilgi edinmiş? Dede Korkut hikayelerini okuduğumda görmüş olduğunuz gibi burada ne zaman sorusunun cevabıdır. Kerem ile Aslı adlı hikayeden yola çıkarak halk hikayelerinin geleneksel özelliklerini tespit ettik cümlesinde arak erek zarf fiil ekidir.
tespit etmek fiil nasıl tespit etmişler? Kerem ile Aslı adlı hikayeden yola çıkarak dolayısıyla durum zarfıdır ve nasıl sorusunun cevabıdır. Tasavvufun genel özelliklerini öğrenmeden Leyla ve Mecnun'un mesnevisini anlamak kolay değildir cümlesinde madammeden zarf fiil ekidir. Kolay olmayacaktır fiil nasıl kolay olmayacak? Tasavvufun genel özelliklerini öğrenmeden zarf fiil ekini alan sözcük burada nasıl sorusunun cevabıdır. Ortaokul yıllarımda Ömer Seyfettin'in bomba başta olmak üzere bazı hikayelerini ağlaya ağlaya okurdum cümlesinde bakın buradaki ağlar zarf fiil ekidir. Okumak fiil nasıl okurmuş ağlaya ağlaya zarf fiil ekleri burada da nasıl sorusuna cevap vermiştir. Sami Paşazade Sezai'nin Kediler adlı hikayesini anlamışçasına hareket etmesi hiç inandırıcı gelmiyor ifadesinde casına cesine zarf fiil ekidir. Hareket etmek fiildir, birleşik fiildir. Nasıl hareket etmesi anlamışçasına burada da fiilimsi nasıl sorusuna cevap vermiştir arkadaşlar. Farklı olanı sormuştu. A seçeneğinde ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Geçiyoruz son sorumuza arkadaşlar. 11. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri ötekilerinden farklı fiilimsilerdir demiş. Etmemeye derken bakın buradaki mame ise arkadaşlar nedir? İsim fiil ekidir. İliklenen derken an en eki burada sıfat fiil ekidir. Çözemeyince derken ince ince zarf fiil ekidir. Yanıp derken ıp ip zarf fiil ekidir. Toplarken ifadesinde toplamak fiildir. Keneki arkadaşlar burada yine zarf fiil olarak kullanılmıştır. Bakın 1 ve 2 diğerlerinden farklıdır. Diğerleri zarf fiilken 1 isim fiil, 2 de sıfat fiildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.